Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Videonun başındaki sesten de anladığınız gibi bugün çıtır çıtır kat kat ayrılan ev baklavası videosu hazırladım. Lafı hiç uzatmadan bu güzel baklavamızın yapım aşamasına geçelim. İlk önce baklavamızın hamurunun yapımıyla başlayacağız. Yoğurma kasesine 2 adet yumurtamı ekliyorum. Sıvı malzemelerimizi mutlaka yarım saat öncesinde oda ısısında bekletmeye özen gösterelim. 1 çay bardağı oda ısısında bekletmiş olduğum suyumu da ekliyorum. 1 çay bardağı sütümüzü de ekliyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağımı da ekliyorum. Bardak ölçülerimi ve malzemelerimi açıklama kısmına detaylı şekilde ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Yarım çay kaşığı kadar tuzumu ekliyorum. Yani bir fiske eklemeniz yeterli. 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi kullanıyorum. Üzüm sirkesi yerine elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Malzemelerimi çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. Ben kabartma tozu eklemiyorum arkadaşlar. Yoğurt da eklemiyorum. Sadece kullandığım malzemeler bunlar. Ek olarak unumu da yavaş yavaş ekleyeceğim. Kabartma tozu kullanmıyor musunuz diye soranlar çok oluyor. Genelde kabartma tozu kullanmıyorum. İncecik açılan baklava hamurunda inanın kabartma tozuna hiç gerek kalmıyor. Sıvı malzemelerimi karıştırdıktan sonra unumu da yavaş yavaş ekliyorum. Un olarak da baklavalık, böreklik çok amaçlı un kullandım. Güzel bir baklava yapmak istiyorsanız arkadaşlar baklavalık un kullanmaya da özen gösterin. Normal unla da olur ama baklavalık unla size hiç zorlamadan, incecik yırtılmadan kolaylıkla açabileceğiniz hamur elde etmiş olursunuz. Unumu yavaş yavaş kontrollü şekilde ekleyerek kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğuracağım. Toplamda 5 su bardağı artı 1 yemek kaşığı kadar fazladan un kullandım. Tabii ki her zaman belirttiğim gibi un marka kalitesine, yumurtanın büyüklüğü küçüklüğüne, kullandığınız malzemelere göre de değişiklik gösterebileceği için hamurunuzun kıvamına göre un eklemeye özen gösterin. Ele yapışmayan bu kıvamda olana kadar un ekleyerek hamurumu hazırladım. Şimdi tezgahıma alacağım arkadaşlar. Güzelce tezgahımda da yoğuracağım ki açarken bizi zorlamaması için aralıksız olacak şekilde 2-3 dakika tezgahımızda hamurumuzu yoğurmaya özen gösterelim. Tezgaha ele yapışmayan, ne çok sert ne de çok yumuşak olacak orta sertlikte bir hamur yapmaya özen gösterelim. 2-3 dakika aralıksız şekilde tezgahımda yoğurduktan sonra uzun şerit yapıyorum hamurumu ve gelişigüzel ilk önce keseceğim. İlk başta 20 bezi olarak ayarlayacaktım. Sonrasında vazgeçtim. 18 bezi olarak ayarladım. Normalde baklavalık yufkalarımı 5'erli olacak şekilde ben açıyorum. 5 beze birden. Bu sefer 3 beze olarak açacağım. Daha iyi sizlerin de açabilmeniz için bu yöntemi göstermek istiyorum. Kanalımda da daha detaylı şekilde baklava yufkası nasıl açılır, beşerli olarak da kanalımda mevcut, oradan da izleyebilirsiniz. Son bezelerimi de yuvarlıyorum. Toplamda 18 tane beze elde ettim. Cevizden biraz büyük olacak şekilde bezelerimin büyüklüğünü ayarladım. Bezelerimizin mutlaka aynı büyüklükte olmasında özen gösterelim. Ve servis tabağımı bezelerimi alıyorum. Üzerinde buzdolap poşeti kapatacağım. Toplamda en az 1 saat buzdolabında soğutucu bölümünde dinlendireceğim. İlk başta bir tane buzdolap poşetiyle bezelerin üzerini kapattım ve sonrasında tekrardan poşet geçiriyorum. Hava almayacak şekilde güzelce bağlıyorum. Baklava yufkası açmaya yeni başladıysanız 2 saat dinlendirmenizi tavsiye ederim. Benim 1 saat kadar dinlendirmem yeterli olacak. Bezelerim buzdolabında dinlenirken ben de bu arada şerbet yapımına başlıyorum. Şerbetimiz için geniş ve derin tenceremin içine 5,5 su bardağı toz şeker, 6 su bardağı su olarak ekleyeceğim. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml klasik su bardağı. Baklava yapacağım tepsi boyutum 42 santim. Ona göre şerbetimin bu ölçülerde ayarlıyorum. Şerbetimi büyük göz ocağımın üzerine alıyorum. Şekeri eriyene kadar güzelce karıştırıyorum.
Kaynamaya başladıktan sonra artık saatimi tutacağım ve içine bir küçük limonun çeyreğini biraz suyunu sıkıyorum ve sonrasında çeyrek limonumu içine ekliyorum. Şerbetinizde çok fazla limon eklememe de özen gözün. Bir küçük çeyrek limon yeterli. Şerbetim kaynamaya başladıktan sonra süre tutmaya başlıyorum. Bu aşamadan sonra yaklaşık yarım saat orta ateşte kıvam alana kadar kaynattım. Kesinlikle yüksek ateşte kaynatmıyoruz. İlk başta yüksek ateş, sonra orta ateşte yarım saat kadar kaynattım ve tahta kaşık yardımıyla damlaları eğer ağır ağır damlıyorsa artık şerbetiniz olmuş demektir. Hazır olan şerbetimin altını kapatıyorum ve kenara soğumaya alıyorum. Şerbetimi de hazırladıktan sonra 1 saat buzdolabında dinlendirmiş olduğum bezelerimi ben de tezgahıma alıyorum. İlk başta 5-6 tane bezemi bu şekilde tezgaha alacağım. Geri kalan bezelerimin üzerinde tekrardan buzdolabı poşeti örteceğim ki bezelerimin üzerinin kurumaması için. 6 tane bezemin bir tanesini tezgaha alacağım açmak için. Geri kalan bezelerimi de 5 tanesi nişastanın içine ekliyorum. Ve şimdi arkadaşlar bezemi altını üstünü güzelce nişastaladıktan sonra merdane yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Nişastamızın da mutlaka kuru olmasına özen gösterin. Nemli nişasta kullanmayalım. Genellikle çok sıkça sorulan sorulardan bir tanesi hangi nişasta kullanıyorsunuz? Ben mısır nişastası kullanıyorum. İsterseniz buğday da kullanabilirsiniz. Tabii ki tercih meselesi. Mısır nişastasından daha çok memnunum. İlk bezemi pasta tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra geri kalan bezelerimi de hızlı şekilde ara ara nişastalayarak açmaya devam edeceğim. Bu aşamalarda hızlı olmaya özen gösterelim ki kenarda açmış olduğumuz bezelerimizin üzerinin kurumaması için. Bütün bezelerimi hızlı şekilde açtım. Büyük tepsimin içine aldım. Aralarını fazla nişastalamayacağım bu aşamada. Sadece üzerine buzdolabı poşeti kapatacağım ve tekrardan temiz mutfak bezemi de örterek yaklaşık yarım saat tekrardan dinlenmeye alacağım. Havalar çok sıcak olmadığı için yarım saat dinlendirmeyi odasında dinlendirdim. Yazın çok sıcak havada buzdolabında yarım saat dinlendirebilirsiniz. Tepsimden 3 tane bezemi alıyorum. Bu aşamada aralarını bolca nişastalıyorum. İlk başta nişastalama kısmını bolca yapalım arkadaşlar. Sonrasında çok az nişastalayacağız. Yani ilk bu aşamada bol nişastalıyoruz. Sonrasında çok az serpme olacak şekilde nişastalayacağız. Merdanemi alıyorum. İlk başta ufak baskılar yapıyorum ve sonrasında bastırarak ilk başta kenar kısımlarını mutlaka inceltmeye özen gösterelim. Baklava hamuru ilk önce kenar kısımlarından kurumaya başlayacağı için kenarlarını ne kadar güzel inceltirsek baklava hamurumuzun da kenarlarının incecik açılmasını sağlamış oluruz. Merdane ile 35 santim kadar büyüttükten sonra bu aşamada kontrol ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi 3 tane bezemin arasında hiç yapışma yok. Ben bu aşamada çok az serpme olacak şekilde nişastalıyorum. Sonrasında artık nişasta gezdirmeden büyüteceğim. Merdaneden sonra ufak oklavaya geçiş yapıyorum. Üçünü birden oklavama sarıyorum arkadaşlar. Kenar kısımlarından gördüğünüz gibi bastırmam yeterli oluyor. Hamurumuzu da dinlendirdiğimiz için çok güzel ve rahatlıkla açılıyor. Artık ufak oklavadan büyük oklavaya geçiş yapıyorum. Oklavamı sararak kenarlarından sadece baskı uyguluyorum. Hiç orta kısma dokunmuyorum. Hamurum da dinlendiği için sadece kenarlarından baskı yapmam yeterli oluyor. Bu aşamada da ben size göstermek istiyorum. Sadece iki kere nişastaladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aralarında hiç yapışma olmadı. İncecik, kolaylıkla açılan baklava hamuru oldu. Hemen sizlere ilk 3 tane yufkamı ne kadar ince olduğunu da göstermek istiyorum. Kitap yazılarını rahatça görebildiğiniz, okuyabildiğiniz incecik yufkalar elde ettik.
Güzel bir hamur elde ettiğimiz için, dinlendirdiğimiz için de arkadaşlar gördüğünüz gibi yırtılma olmadan 3 tane yufkamı kolaylıkla açtım. Şöyle birazcık yufkalarımı silkeleyerek de içindeki fazladan nişastasını arınmasını sağlıyorum. Yufkalarımı tepsimden olabildiğince büyük açmaya özen gösterdim. Yırtılmalar da olsa aralarda hiç önemli değil. Olabildiğince tepsinizden büyük açmaya özen gösterin. Yufkalarımı tepsimin kenarlarında 5-6 santim kadar genişlik olacak şekilde büyüttüm. Dediğim gibi normalde ben bu hamurla 30 beze yapıyorum. Bu sefer 18 beze olarak yaptım. Daha büyük yufkalar açmak için. Oklavamla yufkalarımı bu şekilde kesiyorum. Tepsimin ortasına yufkamı yerleştirdikten sonra kenar kısımlarında bıçak yardımıyla keseceğim. Kenar kısımlarında çok fazla büyük olmayacak şekilde kesiyorum. Tepsimin içine yerleştireceğim. Tek tek açarak, havalandırarak tepsime yerleştiriyorum. Çok fazla hamurum nişastalı olmadığı için ben nişastayı silkelemedim. Sizler eğer bol nişastalığı açtıysanız arkadaşlar mutlaka bu aşamada nişastalarını silkelemeyi unutmayın tepsiye yerleştirmeden önce. Tepsime güzel ve özenli şekilde yerleştiriyorum ki her yerin eşit kalınlıkta olması için baklavamın. Tepsimin alt tabanı için 9 tane bezemi 3 seferde açarak güzelce aynı işlemi yaparak yerleştirdim. Orta kısmında cevizli karışımımı ekliyorum. Tabii ki sizler baklavanızı fındıklı olarak da Antep fıstıklı olarak da yapabilirsiniz. Orta katını bol olacak şekilde cevizi güzelce yerleştiriyorum. Bolca ceviz döktükten sonra baklavamın orta kısmına geri kalan 9 bezemi de 3 sefer olmak üzere açmaya devam edeceğim. Son 3 bezemdeyim. Aralarını yine tekrardan bolca nişastalayacağım ve açmaya devam edeceğim. Oklavada çok uzman değilseniz merdane ile de açabilirsiniz arkadaşlar. Merdane ile açacaksanız beze sayınızı çoğaltarak daha ufak bezeler yapmaya özen gösterin. Evet, gördüğünüz gibi artık dinlendiği için de bezelerim kolaylıkla daha rahat açılıyor. Mümkün olduğunca kenar kısımlarını ilk başta mutlaka inceltmeye özen gösterelim ki kenarlarının yufkalarımızın incecik olması için. Alt tarafında çeviriyorum ve aynı eşit büyüklükte olması için alt tarafında merdane ile açıyorum. Yaklaşık 35-40 santim büyüklüğüne geldiğim zaman oklavayla aralarını yine serpme şekilde nişasta gezdiriyorum. Sadece iki kere nişastalama işlemini uyguladım. İlk başta bolca nişasta gezdiriyorum. İkincisinde de gördüğünüz gibi serpme olacak şekilde. Tabii ki sizler kontrollü şekilde açmaya özen gösterin. Yapışmaması için. Özellikle ilk defa yapacaksanız daha sık kontrol edin ki sonrasında yapışma olmaması için. 3 tane yufkamı güzelce oklavama sarıyorum. Hızlıca açıyoruz arkadaşlar. Hiç yavaşlamadan baklava yufkasını ne kadar hızlı açarsanız o kadar da incecik olmuş olur. Yufkalarımızın daha rahat açılımı için de oklavamızda da düzeltmeyi ihmal etmiyoruz. İlk açacak arkadaşlar için biraz detaylı şekilde anlatmaya özen gösterdim. Tabii ki videomun uzunluğundan sıkıldığınız yerden ileriye doğru sarabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine incecik tül gibi olacak şekilde yufkalarımı açtım. Tepsimin son katının artık 3 tane yufkasını da yerleştiriyorum ve tekrardan oklavamla kenarlarını baskı yaparak kolaylıkla bu şekilde kesme işlemini yapıyorum. Son katına kapağının düzgün olması için 3 tane yufkamı oklavama sarıp kenara alıyorum. Kenar kısımlarında alta koyacağım ki o 3 tane yufkamı da üstüne kapak olarak kullanacağım. Evet, kenar kısımlarında güzelce açarak tepsime yerleştiriyorum. Daha düzgün olması için.
Mutlaka orantılı şekilde tepsimize yerleştirmeye özen gösterelim. Burası son kat olduğu için daha çok dikkat ederek yerleştirelim ki son katının da üzerinin baklavanın düzgün olması için. Evet arkadaşlar, 3 tane yufkamı da son kapak için ayırmıştım. Onu da güzelce yerleştiriyorum. Elimle de düzeltmeyi ihmal etmiyorum ki baklavamızın üzeri daha pürüzsüz ve düzgün olması için. Kenar kısımlarını bıçak yardımıyla güzelce içe doğru katlıyorum. Mutlaka kenarlarını bu şekilde düzgünce içeriye doğru katlamaya ihmal etmeyelim. Kenarlarını içeriye doğru güzelce katladıktan sonra baklava kesimime başlıyorum. Normal klasik baklava yapacağım. Sizler dilerseniz kare olarak veya başka farklı şekillerde de kesebilirsiniz. Yaklaşık 2 parmak kalınlığında boşluk olacak şekilde aralıklarla kesiyorum. Baklavamın kesimini yaparken de ben de sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Uzunlamasını kestikten sonra artık baklavamızın esas şeklini vermeye geldi sıra. Çok fazla büyük dilimler olmayacak şekilde kesiyorum. Sizler tabii ki arkadaşlar bu baklava hamuruyla istediğiniz baklavalar yapabilirsiniz. Midye, büzgü baklava olarak da yapabilirsiniz. İlk önce aşağıya kadar kesebildiğim yere kadar kesiyorum ve sonrasında tekrardan tepsimi ters çevirerek kesemediğim bölümleri de bu aşamada kesiyorum. Kesme işlemini yaptıktan sonra baklavamın üzeri için eritmiş olduğum tereyağım var. Tereyağı olarak bu sefer sade tereyağı kullanacağım. Sizler tabii ki normal tereyağı veya katı yağ da kullanabilirsiniz. Baklavamızın üzerine kesinlikle çok sıcak ve kaynar tereyağı eklememeye özen gösteriyoruz. Ilık olacak. Yoksa aksi halde baklavamızın üzerini ilk olarak tereyağla pişirmiş olursunuz. Bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağımı da ekliyorum. Sade tereyağımla güzelce sıvı yağımı karıştırdıktan sonra baklavamın üzerine döküyorum. Burada tekrar belirtmek istiyorum arkadaşlar. Kesinlikle yağınızı baklavanızın üzerine sıcak veya kaynar dökmeyin. Aksi halde baklavanızı pişirmiş olursunuz. Yani fırına girmeden önce ilk pişirmeyi yağlayarak yapmış olursunuz. O sebeple olabildiğince ılık, soğuğa yakın bir yağ eklemeye özen gösterin. Baklavalarınızın üzerinde de siyah lekeler oluşmaması için normal tereyağında eritirken üzerinde köpüklerinde gitmesi için 3-4 dakika mutlaka bekletmeye özen gösterin arkadaşlar. Dibindeki ayranlı kısmı süzdürüp de o şekilde baklavalarınızın üzerine tereyağlarınızı dökün. Tabii ki baklavanızın üzerinde bolca yağlamaya da özen gösterelim. Ben birazcık fazla yağ kullandım. Tepsim de büyük olduğu için. Sizler tabii ki daha ufak tepsiyle yapacaksınız. Yağ miktarını da azaltmaya özen gösterin. Kestiğimiz yerlerden biraz daha bıçak yardımıyla giderek aralarında daha güzel pişmesini sağlayalım. Baklavam tezgahın üzerine yağını güzelce çekerken ben de bu arada fırınımı 180 derece alt üst fanlı ayara ısıtmaya aldım. Mutlaka öncesinde 5 dakika ısıtılmış fırına koyuyorum. O tarafın bir altında pişireceğim. Üzerinin hemen kızarmaması ve alt tabanında daha güzel pişmesi için baklavamın. Baklavanın hamuru şerbeti kadar pişirmesi de çok önemli. İlk başta baklavam hafif pembeleşip kabarmaya başlayıncaya kadar 180 derece alt üst fanlı ayarda pişireceğim. Sonrasında hafif pembeleşip baklavam artık kabarmaya başlayınca, yani bu rengi alınca 160 dereceye fansız ayar alacağım. Ara katlarını daha güzel pişmesi için fansız ayarda 160 derecede baklavam içini çekene kadar yaklaşık toplamda 1,5 saat kadar pişiriyorum arkadaşlar.
Baklavamın üzeri kızardıktan sonra tepsimi fırınımın alt tabanına koyarak baklavamın altında güzelce pişmesini sağladım. Evet arkadaşlar, toplamda 1,5 saate yakın baklavamı pişirdim. Dediğim gibi ilk başta 180 derece hafif pembeleşip kabardıktan sonra baklavam 160 dereceye alıyorum ve toplamda 1,5 saate yakın baklavamın da ara katlarını içini güzelce çekmesini sağladım. Baklavam sıcak, şerbetim soğuk olacak. Tabii ki fırından çıkınca şöyle ilk sıcaklığı çıkana kadar 1 dakika kadar beklettim ve sonrasında şerbetini dökeceğim. Şerbeti dökmeden önce sizlere şerbetim soğuduktan sonra da kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle akışkan sulu bir şerbet olmayacak. Kepçeyle karıştırdığınızda döktüğünüzde o ağırlığı hissedeceksiniz. Eğer sulu bir şerbet hazırlarsanız, baklava hamurunuzu ne kadar ince açsanız da, ne kadar dikkat etseniz de pişirmesine, baklavanız hamurlaşma olur. O istediğiniz güzel çıtırlığı elde edemezsiniz baklavalarınızda. O sebeple baklavanızın şerbeti de baklava hamurunuz kadar çok önemlidir. Baklava şerbetimi baklavanın üzerine her yerine gelecek şekilde yavaş yavaş gezdirerek döktüm. Toplamda en az 3-4 saat şerbetinin güzelce çekmesi için baklavayı dinlendirmeye alıyorum. Sizler de mutlaka en az 3-4 saat şerbetinin güzel çekmesi için baklavanızı dinlendirmeye özen gösterin. Yaklaşık baklavam 2 saattir dinlenirken ben de sizlere hemen kıvamını da göstermek istiyorum. Çıtır seslerinde anladığınız gibi gerçekten baklavam incecik ve çıtır çıtır oldu. Baklavamı 18 bezeyle yaptım. Tabii ki kenar payları da olduğu için neredeyse 40-45 kat baklava yapmış olduk. Bu baklava tarifiyle günlerce bayatlamayan, aynı çıtırlığı koruyan bir tarif oluyor. Şimdiden bu güzel tarifi deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.